sayın. Bayanlar baylar, dedik ki manşette bir müzik arası da verelim size, dinletelim, ama diyeceksin şimdi durduk yere biz niye bana hep bana iyi dinler olduk manşette. Bu bir haber bülteni değil miydi? Şöyle usturuplu bir haber bülteni. Sebebi şu: elimde kitap, yakına gelir seçim mi gelir yakına? Kim gelir? Peki yakından görelim. Aslı Şafak gazeteci, Bloomberg HT programcısı Aslı Şafak'ın harika bir kitabı var. İsmi de bana hep bana, evet görelim. Dolayısıyla biz kendisini konuk ediyoruz bugün. Bana hep bana, böyle inceden acayip zeki şeyler söyleyen, hem nazik hem de içi dolu dolu bir kitap. Aslı hoş geldin. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Böyle havaya girdim. Biz de onun için yaptık zaten. Şarkılar falan. Değil mi? Yani şimdi güldük ettik tabii okurken. Vekaleten harcıyor, asaleten yiyoruz. Niye böyle faydacı rantçı bir toplumuz sorusuyla yola çıkmışsın kitapta. Aslında mesajlar böyle tatlı tatlı yerine ulaşıyor. O zaman nereden çıktı bunu yazmak diye soralım. Sonra da dikkatimizi çeken noktalara bakalım. Kafamda hep bunlar vardı yaklaşık 20 yıldır. Ama bir yayın evi bana gelene kadar ekrandan izliyorlarmış. Hadi sen yaz dediler. Sanki kalemin iyi gibi dediler. Ben de iyi tamam dedim. Bu bir hediye herhalde hayattan. Oldu dedim. Onlarla yola çıktım ve böyle bana hep bana çıktı. Aslında tabii ekonomi temelli bir kitap ama hani bugüne kadar hep ekonomi sıkıcı bilinir ya. Dedim ki evet, bir dakika, mizahi olması gerekiyor. Biz faydacı bir toplumuz var. Bireyler olarak ya, ben de öyleyim, sen de öylesin, hepimiz öyleyiz. Kameraman arkadaşlar da öyle, sokaktaki herkes öyle. Bir şekilde bir rantımız ucundan kıyısından bir faydamız var. O zaman bunları böyle olay olay, case case yan yana getirsem, biraz da içine böyle mizah katsam ve bir baksak şöyle aynaya, gözümüze diye düşündüm. Şimdi demişsin Türkiye'nin 40 yıllık rant yolculuğu bir taraftan işte 40'a tamamlanıyor. Biz bir ekonomist olarak ve bir gazeteci olarak, her şeyden önce bir böyle bir jilet gibi de bir gözlemci olarak, biz niye böyle faydaya ranta meraklı bir toplumuz? Ne çıktı bu kitabın son noktasını koyduğunda, ya bizim toplumda hani galiba bunun gibi. Dedirttim sana bir şey. Niye böyle meraklıyız biz bu işe? Fayda yaranda. Ya biz bir kere geçirmemiz gereken süreçleri geçirmeden pat diye serbest pazarın ortasına düştük. Geçirmemiz gereken tarımsal üretim süreçlerini geçirmeden pat diye neoliberalizmin ortasına düştük. Yani darbe çocuklarıyken 80'den bu yana gelip birdenbire Özal'ın serbest pazar ekonomisiyle neye uğradığımızı şaşırdık. Temel sağlam olmayınca, o anlamda, geçiş anlamında söylüyorum, neye uğradığımızı şaşırıp birdenbire kalenderken, hoşgörülüyken, işte mütevazıyken oradan çıkıp hop sadece bana diyen, tüketmekten başka bir şey bilmeyen ve kendi farkındalığımızı tüketerek ortaya koyabilen bireyler haline geldik. Bu beni çok üzüyor etrafa baktığımda. Çünkü bence bu kuşa, yani bu düzenin, neoliberal düzenin en büyük çelişkisi ne biliyor musun? Bu düzeni yaratan. Bir taraftan ben biriciyim, egomda böyle ve farklıyım diye ortaya koymak istiyorsun. Ama diğer taraftan aslında vasat ve klişe olanın arasına sığınarak göze batmamak istiyorsun. İşte bu aradaki çelişki bizi insan olmaktan uzaklaştırıyor. Yani bilim adamlarına falan gerek yok. Biz böyle başka bir tür yarattık son 40 yılda dünya olarak. Biz de bu türün tam göbeğinde duruyoruz. Türkiye olarak. Şimdi kitap su gibi gidiyor gerçekten. Beğendin mi? Vallahi beğendim. Ay, çok yani sağ ol. Yayınımıza davet ettik diye söylemiyorum Aslı. Gerçekten eğlenceli okunuyor. Çok teşekkür ederim. Bir de anlayana çok şey söylüyor bir taraftan da. Yani işte hani o böyle hepimiz böyle sevimli görünüyoruz ama herkes kendi bir çıkarının derdinde. Şimdi o çıkarının derdinde olmakla ilgili birkaç başlığı açalım. Senin de kitapta yer verdiğin başlıklar bunlar. Daha fazlası var kitapta. O yüzden ben çok alıntılamayacağım. Hı hı. Çünkü baktım bazı yerlerde alıntılamış. Kardeşim gidip alıp okusunlar diye de ben kendi kendime evet, biraz almışlar, evet, tepki gösterdim. O yüzden kısa kısa, hı hı, söyleyeceğim şimdi. Ev meselesi, bu inşaat sektörünün durumu, hı hı, bundan bahsettiğin yerler var. Tek cümle söyleyeyim, memleket şantiye en büyük rantiye arsa oldu diye yazmışsın. Dünyada mekan, ahirette iman ifadesinden yola çıkarak böyle topluma dair biraz analizlerin de var burada. Bunun ekonomiye faydası zararı ne? Bu ev neredeyse artık hani konut fetişi, neyin nesi bu, nereden çıktı ve faydalı bir şey mi? Ya bu dünyanın bütün metropollerinde olan bir şey. Bugün New York'ta, Londra'da her yerde ev pahalı ve aslında o merkezdeki arsaların çok pahalı olması sebebiyle büyük bir rant var. Her yerde var bu rant. Türkiye'de de var ama tek başına hani çarklar dönmeden, üretim olmadan, insanlar evlerine ekmekle gitmeden, hani gerçek anlamda bir fabrika üretiminden bahsetmeden tek başına böyle bir sektörün üzerine bir ülke ekonomisi kurulamaz aslında. Ama son yıllarda bu tabii ki Amerikan Merkez Bankası'nın da önlemleriyle beraber tekne yazık ki çıkış noktası oldu. Bunu biraz vurgulamak istedim. Çünkü rant kavramı, onun için o başta yer alıyor. Rant kavramı bizim ülkemize 1950'lerde köyden kente göçle geldi. Ve rant dendiğinde anlaşılan şey arsa rantıdır.
gayrimenkul rantıdır. Oysa bana göre artık rant bundan çıktı. Duygusal rantlarımız var, günlük hayattaki o küçük rantlarımız var. Hayatımızın her yerine yayıldı. Evet, ev ve arsada bir rant var. Dünyanın pek çok büyük şehrinde var. Ama tek başına bir ekonomiyi bunun üzerine inşa etmek sakıncalı. Çünkü o çökerse aslında pek çok şey beraberinde domino etkisiyle çökebilir. Kredi kartları, burada da işte kitabın en başına vekaleten harcayıp asaleten yiyoruz'a belki de en hitap eden başlık da burası. Evet. Bu kredi kartları konusu. Şimdi kredi kartı borcu birikiyor. Biz alıyoruz işte evlere sığmıyoruz. Sen anlatmışsın, kapkacak alıyoruz, kılık kıyafet alıyoruz, evlere bile sığmıyor. Yüklen kredi kartına, hop borç yapılandırmak için yine git kredi çek. Böyle de bir kısır döngümüz evet. var ya bir taraftan. Hakikaten böyle not ettim. Allah aşkına niye cicim diye not ettim ben bunu. Niye bunu yapıyoruz? Benim buna takmam mı? Bir de tavsiyelerin neler? Evet. Ben niye mi taktım buna? Hayır, sen niye taktın değil. Biz toplum olarak niye böyle bir yönelim içerisindeyiz? Bizim olmayan parayı niye bu kadar rahat harcıyoruz? Tavsiyelerin neler burada kendimizi biraz durdurabilmemiz için? Bence, daha sağlıklı kullanmamız için yani kartları. Kitapta bir bilmece var burada, soralım mı onu? Yani aslında 1950'lerde icat edilmesine rağmen 1990'da bütün dünyaya yayılan ve bütün muhalif sorgulamalarımızı öldüren bir ekonomik icat nedir diye sorsam, kredi kartı. Yani sonuçta bu bir ekonomik icat ve kredi kartıyla biz açlığımızı bilmiyoruz. Eskiden hani 1 liran yoksa ekmek alamazdım. Benim babamın dönemi, yani yaşadığım dönem öyleydi. Kredi kartı falan yoktu ben çocukken. Bilmiyorduk yani şu anda ama o kredi kartlarını böldürüyoruz. Her türlü tüketimimizi yapıyoruz. Kredi kartı bir nimet. Ben karşı değilim. Çünkü kayıt dışılığı önlüyor. Doğru kullanıldığında, ki orada doğru kullanmanın yolları da anlatılıyor. Evet. Doğru kullanıldığında büyük bir nimet. Ama bunu yapabilirsek, burada en önemli etki tabii ki tek başına bir asgari ücretli kredi kartı kullanmasında ne yapsın diyebilirler. Haklılar. Ben burada düşük gelir grubundan bahsetmiyorum. Onların da gelirlerinin yükseltilmesi gerektiğini savunuyorum ama orta ve ortanın üstü gelir grubu için aslında tüketmekten başka ifade şekli yok mu diye sorguluyorum. Ve vergiyle olan ilişkimiz, vergi evet. kaçırma, buradaki bir faydacılık mantığı, bu kafayı, bu mantığı biz nasıl işletiyoruz, bu illetten nasıl kurtulacağız, biz nasıl bakmalı? Bilmiyorum ama hepimiz burada vergi kaçırıyoruz. Ben bugüne kadar vergi kaçırmayan bir memleket insanı olduğunu düşünmüyorum. Ya köşedeki butiğe gidiyorum 100 liralık, gel ben fiş almayayım sen bana bunu 80'e ver nakit olsun diyorum. Ben de kaçırırım, kaçırmıyor muyum? O 20 lira nereye gidiyor, fişi de yok o işin. Ya da işte aldığı evi birisi 800 bin liraya alıyorsa 300 bin lira gösteriyor tapuda. Kaçırmıyor mu? Ben bunları insanlara anlattığım ya da sorduğum zaman hep şununla karşıladım. Ya tamam da falanca da kaçırıyor, filanca iş adamı da, yok işte şu siyasetçi de. Konu bu değil. Konu sen eğer bunu yapıyorsan hesap sorma hakkını kendine bulamazsın. Yani sen de bunu yapıyorsundur. Sadece rant, hepimiz rantçıyız. Rantımızın boyutu bulunduğumuz mevkiye ya da yere göre değişiyor. Benim rantım kırmızı ışığı ihlal ederek kazandığım 2 dakikaysa, beni alıp başka bir yere yukarı koyduğunda belki o milyonlara konmak oluyor. Yani o zaman değişen bir şey yok. Rant her yerde rant. Faydacılık her yerde faydacılık. Önce bizi yapalım. Yani başkalarını eleştirmek yerine kendimizi düzeltelim. Ondan sonra da ne gerekiyorsa onun hesabını soralım hep beraber. Evet, ve bu mesajlar ve daha fazlası, hatta çok daha esprili başka örnekler, böyle popüler kültürden, dünyadaki farklı örneklerden Aslı Şafak'ın kitabında bulabilirler. Çok teşekkürler Aslı. Ben teşekkür ederim. Ve iyi şanslar. Hem senin yolun zaten açık, kitabın da yolu açık olsun, öyle diyelim. Teşekkür ederim. Aslı Şafak bana hep bana kitabını da yazdı. Zaten Bloomberg HT'den tanıyorsunuz kendisini. Biz de manşete davet ettik, detaylarını konuştuk. Saat başına devam edeceğiz.